Hollanda'da ders kitaplarında Türkiye hakkında bazı ifadeler, buradan konudan konuya atladım çünkü gerçekten çok rahatsız edici ifadeler var kitaplarda. Örneğin şöyle bir ifade, işte ben Kürdüm o yüzden işte Türkiye'de baskı görüyorum. Bunun bir tanesi örneği. Bunun örnekleri var. skandal ifadeler olarak gözüküyor tabii ki doğal olarak. Zaten Hollanda çok her zaman bize cazip bakan bir ülke olmadı. Ankara bu noktada bir yaptırım belki ağır olacak. Bir uyarı yapacak mı? Yani elbette daha önce Almanya'nın bir eyaletinde de yine benzer bir şey olmuştu. Yine bir ülkede sanıyorum Macaristan'da hani Türkler geliyor falan hani öcü gibi tanımlanmıştı. Bunlar dönem dönem olan şeyler. Özellikle bu biraz şeyle ilişkili ama. Yani İslamofobi arttıkça Türkiye'de de alerji artıyor. Çünkü İslam'ı temsil eden ülke Türkiye ve liderinin Erdoğan olduğunu Avrupalılar o anlamda çok iyi biliyor. Ben orada katıldığım konferanslarda da bunu gördüm. Ya yani bilinçaltlarında bu var. İslam'ı işte temsil eden ülke ve onun lideri Erdoğan. İslamofobi arttıkça Türklüğe mesafe ve saldırı da artıyor. Bizi çok sevdikleri söylenemez ama toplamda biraz bizim hatamızdan da kaynaklanıyor bu. Nedir bu? Lobi faaliyeti ve Avrupa'da bu lobiciliği yürütme meselesini biz çok geç keşfettik. Hala da o konuda biraz ağır aksak gidiyoruz. Çok kapalı çalışılıyor yurt dışında. Yani Türk'ün Türkiye propagandası işte seçim dönemlerinde bunun dışına çıkmak gerekiyor. Yani gidip üniversitelerde bunu anlatmak gerekiyor. Gidip STK'larla oturup anlatmak gerekiyor. Evet, şeyleri var, handikaplarımız var. Şöyle ki bir ön yargı var, bir ön kabul var ama onu kırmak için de yoğun bir çaba gerekiyor. Çabayı çok gösteriyor muyuz? Ben ondan emin değilim. Çünkü ben 2-3 tane işte Avrupa Birliği Bakanlığı'yla 2-3 tane ülkeye gittik biz Sayın Ömer Çelik'le. Orada konferanslar verdik. Bunun çok yeterince anlatılmadığı kanaati uyandı bende ki ben o zaman Sayın Bakan'la da bunu paylaşmıştım. Yani sadece bir bakanlığın çabasıyla olmuyor bu işler. Yani oradaki büyükelçileriniz çalışacak, buradaki STK'larınız gidip orada anlatacak, oradaki her Türk bir misyoner gibi çalışacak, anlatacak. Bunu böyle kırabiliriz. Yoksa kızmakla çok sonuç alacağını düşünmüyorum. İşte dünyasına yine çok görev düşüyor. Çok yoğun çalışıyorlar ama gerçekten bu şekilde bir lobi faaliyetinde bulunmak lazım. Birkaç sene önce konuşuluyor. Ne aşamadalar onu da bilmiyorum. Ne aşamadalar? Onu bir kısa sorayım. Bu iş dünyası lobi çalışmaları yapıyordu. Türkiye'ye karşı bu mesela Hollanda örnek ya da Almanya. Türkiye'yi daha iyi tanıtmak adına iş dünyası çok geziyordu. Şu an ne aşamada bilmiyorum. En son bir Şimdi sene önce idi bunu konuştuğumuzda. karşılıklı olarak Almanya, Hollanda ya da Amerika aslında iş dünyası çok iyi ilişkiler içinde. Almanya ile çok gerilim yaşadığımız günlerde mesela Almanya'dan Türkiye'ye, Türkiye'de çok büyük yatırımları olan sanayicilerin temsilcileri geldiler ve Almanya'nın özellikle oradaki siyasilerin davranışlarını eleştirdiler. Peki gazeteleri oradaki yabancı yani yerel gazete Hollanda, Almanya vesaire bunlarla ilgili çalışma yapıldı mı? Dönem dönem bireysel olarak bile ilanlar verildi. Mesela firmaların isimlerini söylemek doğru değil ama önemli Avrupa ve Amerika gazetelerine Türkiye şöyle bir ülkedir, sizin işte müttefikinizdir, işte Türkiye'de ne bileyim hani Karalamaya karşı bir özellikle beyaz kampanya. ekonomimizin ve demokrasimizin ne durumda olduğunu çok iyi anlatan ilanlar verildi. Ama bu sene henüz bu seçim sürecinde özellikle Avrupa ile çok ciddi bir gerilimimiz yok. Amerika ile de siyasi anlamda söylüyorum. Amerika ile de siyasi anlamda çok büyük bir gerilimimiz yok. Belki bu Suriye işi karışırsa, İsrail, İran işi Müdahale işte bizim olursa. güneyimizdeki malum Münbiç ve devamındaki bölgelerle ilgili sorunlar olursa o zaman iş dünyası yine çaba başlar, harcayacak. başlar. Ama bizim mesela Türk-Amerikan İş Konseyi bu yılın başında başkan değiştirdi biliyorsunuz. Evet. Ve Neler yeni anlamamıştım. başkan yıllardır Amerika'da düzenlediğimiz o bir takım konferans ve etkinliklerin formatını komple değiştirmek.
için bir çaba harcadı. İki evet. tarafından da siyasilerin yoğun katılımını sağlayıp iş dünyasını dinlemeleri için. Mesela bu i̇nşallah tür çabalar devam olurlar. Ediyor. Bu yıl içinde bunlar hep göreceğiz. Göreceğiz mi? Tabii. Haziran'dan sonra, tabii. seçimlerden sonra inşallah.